Herkese selamlar. Eğer bir yayıncıysanız ya da YouTube'a içerik üretiyorsanız nasıl bir mikrofon kullanmak sizin için fiyat performans açısından daha faydalı olur? Bugün bundan bahsedeceğiz. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert, yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Şu an benim elimde görmüş olduğunuz USB bir mikrofon mu kullanmak sizin için daha faydalı olur? Ya da benim daha önceden bu kanalda kullandığım XLR mikrofonlarımı kullanmak daha faydalı olur? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve aslında iki mikrofon türü, aslında bunları tam olarak mikrofon türü olarak söyleyemeyiz. Çünkü aslında bunlar bağlantı çeşitleri. Fakat her bağlantı çeşidinin kendine göre kolaylıkları ve zorlukları var. Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Fakat benim önümde şu an Fifine'ın K658 modelini görüyorsunuz. Bu mikrofon inceleme için kanalımıza geldi. Belki Instagram'da beni takip ediyorsanız bu mikrofonun kutu açılışını görmüş olabilirsiniz. Ben de bu videoyu şu an Fifine K658 ile kaydediyorum. Sesin üzerinde de herhangi bir düzenleme yapmayacağım. Eğer seviyem birazcık aşağıda kaldıysa belki yükseltebilirim. Fakat ne yaptığımı muhtemelen şu an videonun altında size yazmışımdır. Onun dışında dediğim gibi başka hiçbir efekt kullanmayacağım ki siz de eğer bu mikrofonu almak isterseniz mikrofonun sesini net bir şekilde buradan duyabilin. Şimdi öncelikle elimizde ne tür mikrofon çeşitleri var? Önce bunları bir tanıyalım. Önce bunları bir anlayalım ve bunların bize göre artıları ve eksileri neler? Öncelikle bunları konuşalım. Az önce söylediğim gibi şu an önümde gördüğünüz Fifine marka mikrofon USB bir mikrofon. Hemen arkasında bir USB çıkışı var. Eğer sesinizi gecikmesiz olarak dinlemek isterseniz bir kulaklık çıkışı var ve mikrofon aslında bu kadar. Bu mikrofonu bilgisayarınıza USB kablo vasıtasıyla tek seferde takıp herhangi bir driver kurmadan, herhangi ekstra bir yazılım kurmadan direkt olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz ki bu bence inanılmaz güzel bir şey. Çünkü XLR mikrofonların yanında bazı gereksinimler var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Bu dediğim gibi USB 1 mikrofon olarak burada durmaya devam etsin. Ben örnek olması açısından birkaç tane daha mikrofon getirdim. Bu mikrofon bu kanalda daha önceden görmüş olduğunuz Studio Projects'in B3 modeli. Çok güzel bir mikrofon. Ses kalitesi olarak, diyafram genişliği olarak, kondansatörlü bir mikrofon olarak geçiyor. Dolayısıyla artı 48 volta ihtiyaç duyuyor ve şöyle altından da görebileceğiniz gibi XLR bağlantılı, yani USB değil. Biz bu mikrofonu direkt olarak bilgisayara takamıyoruz ki biliyorum internette satılan bazı mikrofonların XLR bağlantısından direkt olarak ince jaka dönüşen bazı kabloları var. Fakat o mikrofonlar kondansatörlü mikrofon olmadığı için, artı 48 volta ihtiyaç duymadığı için o şekilde çalışabiliyorlar. Teknik olarak aslında o mikrofonun altına ince bir kulaklık jakı da koyabilirlerdi bağlantı için. Fakat daha profesyonel görünmesi açısından bu jakı tercih ediyorlar. Fakat bu gerçek bir stüdyo mikrofonu olduğu için bunu o kablolarla direkt olarak bilgisayara bağlayamıyorsunuz. Bunu artı 48 voltu sağlayabilecek ya bir miksere ya da bir ses kartına, bugün audio interface diye tabir ettiğimiz bir ses kartına bağlamanız gerekiyor. Benim şu an buradan çıkarmaya üşendiğim bir ses kartım var. Fotoğrafını şu an ekrana koydum. Steinberg'in UR22 modeli. Bu ses kartı çok uzun süredir. Ben de ses kaydı yapmasam da bu ses kartı benim masamda duruyor. Bütün sesim bunun üzerinden geçip de işleniyor. Dolayısıyla ben memnunum ve böyle bir mikrofon kullanmak istiyorsanız ya böyle bir ses kartına, ya artı 48 volt verebilecek bir miksere ya da sadece artı 48 voltu sağlayacak bazı kutular var. O kutulara ihtiyacınız var. Dolayısıyla bu mikrofon beraberinde bazı gereklilikleri de getiriyor. Ve bir de benim bu kanalda şu an aktif olarak kullandığım Shure'un MV7 modeli var. Onu da burada görebiliyorsunuz. Normal şartlarda benim önümde bu mikrofon oluyordu. Hatta bir önceki burada çektiğim videoda önümde bu mikrofon vardı. Bu mikrofonun güzelliği nedir diye soracak olursanız, bu mikrofon bize iki dünyanın da en iyi özelliklerini sunuyor. Nedir bu iki dünya? Bir tanesi USB, bir tanesi XLR. Çünkü arkasına bakacak olursanız, şöyle ışığa doğru döndüreyim. Hem bir XLR çıkışı var, hem de bir USB çıkışı var. USB-C değil, micro USB. İster USB, ister XLR olarak bu mikrofonu kullanabiliyor olmak gerçekten çok büyük bir esneklik. Ses kalitesi olarak da gerçekten bir stüdyo mikrofonu kalitesinde. Aynı zamanda Shure'un SM7B karakteristiğine de çok benzediği için bu mikrofonun karakteristiği, ben kendi yayınlarımda da bu mikrofonu severek kullanıyorum. Yani bazı mikrofonlar iki seçeneği birden bize sunabiliyorlar. Peki neden USB ya da neden XLR? diye bir şey soracak olursak burada ben size 5 tane neden sayabilirim. Şimdi bu nedenlere sırasıyla kısa kısa gireceğim çünkü videoyu gerçekten çok uzun tutmaya niyetim yok. Ama bu nedenlere girmeden önce size Fifine'ın K658 modelinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu mikrofon bana Elit Müzik tarafından incelemem amacıyla gönderildi. Ben de şu an aslında bu mikrofonu inceliyor sayılırım. Çünkü daha önceki yayınlarda da bu mikrofonu kullandık. Siz de bu mikrofonun ses kalitesini gördünüz. Ben de elimden geldiğince size bu videolarla bu kaliteyi anlatmaya çalışıyorum. Elit Müzik, Fifine'ın Türkiye'deki resmi distribütörü. Dolayısıyla Elit Müzik'in onayladığı satıcılardan bu mikrofonu alırsanız Türkiye'de bu mikrofonun 2 yıl garantisi mevcut. Eğer satın almayı düşünürseniz açıklamalar kısmında mikrofonun linkini bırakıyorum. Direkt resmi satıcılar üzerinden mikrofonu satın alabilirsiniz. Kısaca mikrofondan bahsetmek gerekirse de gördüğünüz gibi masa üstünde durabilen böyle bir set olarak geliyor. Kendi tripoduyla beraber geliyor. Ben de önüme bu şekilde bıraktım. Kutudan mikrofon, shock mount ve aşağıdaki tripod çıkıyor. Aynı zamanda kablosu da çıkıyor yanında. Mikrofonun fiziksel özelliklerine bakacak olursak mikrofon metal bir malzemeden üretilmiş. Üzerinde ses seviyesini ayarlayabileceğimiz büyük bir kadran var. Bu kadranı sağa sola çevirerek mikrofonun ses seviyesini de ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda üzerinde bir mute butonu var. Yani konuşurken bu butona basacak olursak tekrar basıp sesimi size duyulabilir hale getirebiliyorum ve buna bastığım esnada herhangi ekstra bir gürültü yaratmıyor. Aynı zamanda burada ekranda da görebildiğiniz gibi RGB bir aydınlatması var. Bu aydınlatma sabit. Yani sabit derken biz değiştiremiyoruz. Kendi içinde böyle renkler değişerek yanmaya devam ediyor. Bu aydınlatmayla ilgili yapabildiğimiz tek şey aydınlatmayı tamamen kapatmak. Hemen mikrofonun altında bir buton var. Bu butona bastığımızda da aydınlatmayı kapatabiliyoruz. Ama şu an daha güzel durduğunu düşündüğüm için burada ben aydınlatmayı açık bırakacağım. Ve videoyu da bu mikrofonla çekmeye devam edeceğim ki siz de bu mikrofonun ses kalitesini daha rahat duyabilin. Şimdi gelelim USB mikrofon seçerseniz elde edeceğiniz 5 tane faydaya. Az önce de bahsettiğim gibi birinci faydamız USB mikrofonların kullanımının çok kolay olması. Kullanımı kolay derken gerçekten bir kablo takarak bilgisayarınıza bu mikrofonu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Yani bu mikrofon değil aslında. Bütün USB mikrofonlarda bu geçerli. Mikrofonu kullanmaya başlamak için herhangi bir donanıma ya da yazılıma ihtiyacınız yok. Fakat bazı firmalar ekstra olarak kendi yazılımlarını da sunabiliyorlar. Örneğin buradaki Shure'un kendi yazılımı var. Bu mikrofonu kullandığınız zaman yazılımla da destekleyebiliyorsunuz ama mecbur değilsiniz. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Gelelim ikinci özelliğe. İkinci özellik gerçekten USB mikrofonların kolay taşınabilir mikrofonlar olması. Bunu niye böyle söylüyorum? Çünkü USB mikrofon kullandığınız zaman aslında birinci maddede söylediğim gibi herhangi bir ikinci donanıma ihtiyacınız kalmıyor. Sadece mikrofonu alarak gidip istediğiniz yerde kayıt yapabiliyorsunuz. Sesinizi kaydedebiliyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir donanıma bağımlı olmaması gerçekten USB mikrofonları taşınabilir olma konusunda da bence XLR mikrofonların önüne koyuyor. Çünkü bu taşınabilirliğin yanında aslında bahsedebileceğimiz bir de kablolar var. Çünkü XLR mikrofonların kablosu çok daha kalın, çok daha yani mikrofon kadar yer kaplayan kabloları var. Bu mikrofonların kablosuysa normal USB kablosu. Data aktarımı yapabilen herhangi bir USB kablosuyla bu mikrofonu çalıştırabilirsiniz. Ben şu an kutudan çıkan kabloyu kullanıyorum. Biraz uzun da bir kablo. Ben şu an kablo gözükmesin diye biraz uzaktan dolandırdım. Ama daha kısa kablolar kullanarak da bu mikrofonu çalıştırabilirsiniz. Bilmeniz mümkün. Gelelim fiyat avantajına. Üçüncü madde olarak size fiyat avantajını söyleyebilirim. Çünkü yine birinci ve ikinci maddede söylediğim gibi bu mikrofonları çalıştırmak için başka bir donanıma ihtiyacınız yok. Dolayısıyla harcayacağınız tek para bu mikrofon ve bununla beraber bir XLR mikrofona göre bu mikrofonlar gerçekten çok ucuz. Yani şu mikrofonu üretmesi çok daha pahalıyken bu mikrofonu üretmesi çok daha kolay. Bu tabii ki yeni teknoloji olmasının da getirdiği bir şey olabilir. Nedenini tam olarak bilmiyorum fakat USB mikrofonlar genel olarak XLR mikrofonlara göre çok daha ucuz mikrofonlar ve ses kalitesi olarak çok da geride kalmayan mikrofonlar. Yüksek çözünürlüklü bir sese ihtiyacınız yoksa, YouTube'a içerik üretiyorsanız, internette, Twitch'te, YouTube'da bir yerde yayın yapıyorsanız bu mikrofonlar sizin işinizi fazlasıyla görecektir. O yüzden maliyet açısından da bence XLR mikrofonlara göre oldukça avantajlılar. Dördüncü madde ses kalitesi. Az önce de bahsettiğim gibi XLR mikrofonları bir audio interface'e ya da bir miksere bağlayıp kullanıyorken bu mikrofonlar kendi başına çalışabiliyor ve bu mikrofonların verebildiği sesi aslında bunlar da verebiliyor dediğim gibi. Tabii ki burada teknik bazı terimler var. Örneğin bu mikrofon kendi içindeki ses kartının çözünürlüğü kadar bize ses verebiliyor. Fakat şu an duyduğunuz gibi Bu kötü bir ses değil. İnternet tüketimi için bence gayet yeterli. Dolayısıyla ilk 3 maddenin yanında ses kalitesi avantajını da USB mikrofonların hanesine ben yazmak istiyorum. Ve gelelim son maddeye. Son maddemiz bence kullanılabilirlik. Daha doğrusu kullanışlılık diyebiliriz. Neden böyle diyorum? Çünkü XLR mikrofonlar bazı spesifik özelliklerde kullanılmak üzere üretiliyor. Örneğin şu an bu benim elimde gördüğünüz Studio Projects'in B3'ü çoğunlukla stüdyoda vokal kaydı için kullanılan bir mikrofon. Yani bu mikrofonla bir enstrüman kaydedebilirsiniz. Fakat bu çok hassas bir mikrofon olduğu için muhtemelen enstrüman kaydınız bununla çok iyi kaydedilmeyecektir. Aynı şekilde buradaki Shure'a baktığınızda bu Shure'da genellikle broadcast yani yayın yaparken kullanabileceğiniz bir mikrofon gibi. Bu mikrofonun ses genişliği aslında kondansatörlü mikrofonlar kadar yüksek değil. Dolayısıyla bununla kaydettiğim sesin kondansatörlü mikrofondan farkını iyi bir kulağınız varsa rahatlıkla duyabilirsiniz. Ses kalitesi olarak çok iyiler fakat o aradaki farkı İyi bir kulağın anlaması gerçekten çok kolay. Ama USB mikrofonlara baktığımızda USB mikrofonlar birden fazla uygulamada kullanılmak üzere tasarlanmış mikrofonlar. Çünkü ilk maddede dediğim gibi kullanımı kolay mikrofonlar. Ben şu an bu mikrofonla video kaydediyorum. Fakat birazdan kameramı kapatıp size bir podcast kaydedebilirim. Onun dışında belki bir kitap seslendirebilirim. Ya da şuraya gitarımı alıp burada size bir şeyler çalabilirim. Bu mikrofon hepsini belli bir seviyeye kadar yapabilecek durumda. Dolayısıyla bir mikrofon alıp her şeyi çok iyi yapamazsınız belki ama gerçekten hepsini iyi bir seviyeye kadar yapabilirsiniz. Bu kullanılabilirlik açısından da USB mikrofonları bence XLR'ların önüne çıkarıyor. O yüzden eğer bir yayıncıysanız ya da YouTube'a içerik üretiyorsanız ya da TikTok'a, Instagram'a herhangi bir yere içerik üretiyorsanız ve gerçekten masanızda güzel gözükecek kaliteli bir mikrofona ihtiyacınız varsa ben size rahatlıkla bu mikrofonu önerebilirim. Çünkü dediğim gibi şu an sesi duyuyorsunuz. Ses bence hiç kötü değil. Bence verilen paraya göre karşılığını çok iyi veriyor. Evet, umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Umuyorum bu mikrofonun sesini beğenmişsinizdir. Ben dediğim gibi birkaç zamandır bu mikrofonu kullanıyorum. Canlı yayınlarda da kullandım. Başka durumlarda da kendim için bazı ses kayıtlarını bu mikrofonla aldım. Ben sonuçlardan gayet memnun kaldığım için size bu videoyu yapma gereği duydum. Umuyorum siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve henüz beğen tuşuna basmadıysanız şu an bunun tam vakti. Hemen aşağıda beğen tuşuna basabilir. Henüz abone olmadıysanız hemen yanından abone olabilir ve bildirimleri açarak bu tarz videolar geldiğinde ilk sizin haberiniz olmasını sağlayabilirsiniz. Daha da fazla uzatmak istemiyorum. Umuyorum hepinizin keyfi yerindedir. Umuyorum hepinizin sağlığı yerindedir. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.